Gözüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle balon gibi şiştikçe şişen, yok böyle bir çıtırlık diyebileceğiniz. Üstü çıtır çıtır pul gibi dağlar. İçerisi pamuk gibi bembeyaz yumuşacık ekmek tarifi paylaşacağım. Vermiş olduğum malzemeler 2 büyük ekmek için geçerlidir. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 ml su alıyor. Hemen tarifimize geçiyoruz. Bir bardak ılık su. Suyumuz hafif şöyle ılık olacak. 50 gram yaş maya kullanacağız. Bir tane yaş maya 42 gram. Bir bütün maya ve bir de küçük parça kestim. Mayanın üzerinde yazıyor zaten 42 gram maya 1 kilo un için geçerlidir diyerekten. O yüzden ben 1 kilo 200 gram un kullandığım için 50 gram yaş maya kullandım. Yaş maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Kuru maya kullanırsanız 2 paket kullanmalısınız. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Kuru maya ile yaptığınız ekmekler çok daha çabuk bayatlayacaktır. Yaş maya ile yaptığınız ekmek uzun süre yumuşak ve lezzetli olacaktır. Bir tatlı kaşığı şekerimizi içerisine ilave ettikten sonra güzelce çırparak eritiyoruz. Mayamızın aktif hale gelmesi için 10 dakika mutlaka bekletiyoruz. 10 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi mayamız göz göz kabardı. Ekmek yoğurma kabımızın içerisine 8 bardak un koyuyoruz. İçerisine bir dolu yemek kaşığı tuzu ilave ettikten sonra tuz ile unu karıştırıyoruz. Başta da belirttiğim gibi ben vermiş olduğum bu tariften 2 tane büyük ekmek çıkıyor. Şayet bir ekmek yapmak isterseniz malzemelerimizin hepsini yarı yarıya kullanmanız gerekiyor. Su ile kabartmış olduğumuz mayamızı ilave ediyoruz. 2 bardak su ilave ediyoruz. Mayamıza da 1 bardak su ilave etmiştik. Yani şu ana kadar toplam 3 bardak su kullandık. Daha sonra da göreceksiniz yarım bardak daha su kullandım. Yani toplam 8 bardak una 3,5 bardak su kullanıyoruz. Tereyağı karıştırıp belli kıvama geldikten sonra elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu yoğurdukça bir taraftan azar azar eğer ki gerekiyorsa ya da su ilave ediyoruz. Çünkü su miktarı onun kalitesine göre değişebilir. O yüzden size de tavsiyem hamurunuzu yoğurmaya başladıktan sonra o kalan yarım bardak suyumuzu azar azar ilave etmenizdir. Gerekiyorsa ilave edersiniz, gerekmiyorsa ilave etmezsiniz. Öncelikle 2-3 dakika yoğurduktan sonra elimizi temizleyip de yoğurmaya devam ederseydik elimize yapışmayacaktır. Elimizi unluyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Arada un serpiştirdiğimiz takdirde gördüğünüz gibi elimize bir daha yapışmayacaktır. Hamurumuz şöyle kulak memesi yumuşaklığında olacak. En az 3-4 dakika hamurumuzu mutlaka çok güzel bir şekilde yoğurmalıyız. Ve yoğurdukça gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur elde ediyoruz. Arada mutlaka yumrukluyoruz. İsterseniz tahtanın üzerinde devam edebilirsiniz ama bana sorarsanız tahtanın üzerinde yapmanıza hiç gerek yok. Direkt kabınızın içerisinde daha rahat ve daha kolay yoğuracaksınızdır. Yalnız çok güzel bir şekilde dediğim gibi en az toplam 3-4 dakika yoğurmalıyız ve arada sürekli hamurumuzu gördüğünüz şekilde yumrukla bastırmalıyız. Hamuru ters çeviriyoruz. Üzerine hafif şöyle un serpiştiriyoruz. Ve hiç hava almayacak bir şekilde streç folyo ile güzelce kapatıyoruz. İkiye katlamış olduğumuz kalın bir bezi güzelce sarıyoruz. Varsa ekmek bezini sarın üzerine bir daha bir battaniye koyarsanız hamurunuz çok daha çabuk kabaracak ve çok daha güzel olacaktır. Ben sürekli sadece ekmekler için kullanmış olduğum havlu var. Kalın bir havluyu ikiye katlayıp öyle sarıyorum ve çok daha çabuk kabarıyor. Hamur yoğurken kullanmış olduğunuz su ılık olursaydı oda sıcaklığında 45 dakika bekletmeniz yeterlidir. Soğuk suyla hamurunuzu yoğurursanız kabarmayabilir çünkü ben bir defasında soğuk suyla yoğurmuştum. Ondan bildim hamurum hiç kabarmadı. O yüzden kesinlikle ben sürekli süt veya su kullanacağım zaman mutlaka hafif ılıtıyorum, öyle kullanıyorum. Hamurumuzu gördüğünüz gibi 45 dakikada çok güzel kabardı. Biraz daha bekletsem herhalde tamamen taşacaktı. Hafif üzerine un serpiştirdikten sonra hamurumuzu toparlıyoruz. Kenarlarında unlarsanız kenarına yapışan hamurları da kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi hamurumuzu güzelce toparladık. Unlamış olduğumuz tahtanın üzerine hamurumuzu alıyoruz.
Üzerine bol miktarda un serpiştirip tekrar bir toparlıyoruz. İki parçaya kesiyoruz. Benim yapmış olduğum ekmekler şöyle dışarıda satılan 1 kilo ekmekliğin büyüklüğünde oldu. Hatta biraz daha büyük oldu. Şu anda yapmış olduğumuz hamurdan 3-4 tane ekmek yapabilirsiniz. Fırın tepsisini aldıktan sonra üzerine un serpiştiriyoruz ve unu güzelce her tarafına buluyoruz. Ben üzerine örteceğim bez batmasın diyerekten öncelikle mutlaka sürekli fırın kağıdını koyuyorum. Üzerine daha sonradan kalın bir bez ile kapatıyoruz. Bir tanesini unlayarak yaptım. Diğerini de hamur yoğurma kabımızın içerisine koydum. Onun altını üstünü güzelce yağladım. Merak ettim acaba unlu mu güzel oluyor yağlı mı diyerekten. Sonucu sorarsanız ikisi de aynı oldu. Kesinlikle bir değişiklik olmadı. Bunu da üzerine tamamen kapatıyoruz. 20 dakikada böyle bırakaraktan dinlendiriyoruz. Yirmi dakika bekledikten sonra tahtamızı yağlıyoruz. Hamurumuzu koyuyoruz. Hamurumuz dinlendiği için kolaylıkla açılacaktır. Elimizi yağlayarak hamurumuzu açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi karşılıklı olarak katlıyoruz. Katlama işlemi çok önemli. Bu noktayı kesinlikle atlamamamız gerekiyor. Hamurumuzu şöyle güzelce yuvarlıyoruz ve alt uç kısımları güzelce hepsini birlikte birleştiriyoruz. Birleştirmiş olduğumuz uçları alta gelecek şekilde koyuyoruz. Elimizle tekrar toparlayarak yuvarlak bir şekilde düzeltiyoruz. Tepsimizdeki fırın kağıdının üzerine un serpiştiriyoruz ve yuvarlamış olduğumuz ekmeğimizi üzerine koyuyoruz. Bezimiz batmasın ilk önce fırın kağıdını koyduktan sonra üzerine temiz bir bez örtüyoruz ve yarım saat tepside mayalanması için bekletiyoruz. Ve gördüğünüz gibi hamurumuz bir balon gibi şişerek kabardıkça kabardı. Bir jilet ile çapraz olaraktan gördüğünüz gibi çizerek kesiyoruz. Üzerine un serpiştiriyoruz. Aslında unu jilet ile kesmeden önce serpiştirip sıvazlamamız gerekiyordu. Ben unuttum fakat size tavsiyem siz kesmeden önce bol miktarda üzerine un koyabilirsiniz. Dilerseniz bıçak veya da jilet ile karşılıklı olarak kestikten sonra fırına sürebilirsiniz veya isterseniz jilet ile dilediğiniz şekilde üzerini şekillendirebilirsiniz. Baştan da belirttiğim gibi vermiş olduğum malzeme listesinden iki tane ekmek çıkıyor. Ben bir tanesini yuvarlak yaptım. Bir tanesi de iki gün önce paylaşmıştım sizlerle uzun ekmek olarak yapmıştım. Sizler ister yuvarlak isterseniz uzun bir biçimde ekmeğinizi yapabilirsiniz. Ve ekmeğimize şekil verdikten sonra şöyle size göstermek istiyorum. Ekmeğimiz gerçekten muhteşem görünüyor. Hem ekmeğimiz çok güzel kabardı hem de vermiş olduğumuz şekilde ekmeğimizin görselliğine görsellik kattık. Ekmeğimize şekil verdikten sonra kesinlikle hiç bekletmiyoruz. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında öncelikle alt ayarını ayarlıyoruz. 15 dakika alt ayarda pişiriyoruz. 45 dakikada fırınımızı tekrar alt üst ayarı ayarlayıp pişiriyoruz. Yani toplam 1 saat pişirmemiz gerekiyor. Ekmeği fırından çıkarttığımız gibi hiç soğumasına izin vermeden parmak uçları ile suya bandırıyoruz ve üzerine su serpiştiriyoruz. Su serpiştirmeyi kesinlikle unutmuyoruz ve mutlaka üzerine su serpiştiriyoruz. Üzerine fırın kağıdını kapatıyoruz ve temiz bir bezimiz ile ekmeğimizi güzelce sarıyoruz. Ekmeğimiz tam içerisini çekmesi için mutlaka böyle güzelce sardıktan sonra en az 20 dakika sarılı olarak bekletmeliyiz. Ekmeğimizi sardığımız için kesinlikle soğumayacak ve sıcaklığını tamamen koruyacaktır. Ekmeğimizi şöyle çevirerek size tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bir de çıtırtısını dinleyelim. Ekmeğimizi kestikten sonra şöyle içerisinde de görüyoruz. İçerisi pamuk gibi bembeyaz oldu.
Dışı çıtır çıtır. İçerisi de sünger gibi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır, içerisi pamuk gibi yumuşacık. Çok lezzetli bir ekmek yapmak istiyorsanız videomu kesinlikle baştan sona atlatmadan izleyerek yapın diyorum. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Yeni göndereceğim videoları kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Kalbinizden sevgiyi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni göndereceğim videolarda görüşmek üzere. Sevdiklerinize sevgiyle hoşça kalın.